Arkadaşlar merhaba. Özel güvenlik temel eğitimi 67. sınav silah bilgisi soru ve cevaplarının videosu bu. 25 sorumuz mevcut. Hadi başlayalım. Soru 1. Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Fişek yatağındaki fişek ateşlenmez. B. Ateşleme sonrasında boş kovan atılamaz. C. Boş kovan şarjöre sıkışır. D. Silah kesinlikle çalışmaz. E. Fişek yatağındaki fişek ateşlenir, ancak sürgü yeni fişek süremez. Cevabımız E şıkkı. Fişek yatağındaki fişek ateşlenir, ancak sürgü yeni fişek süremez olacaktı. Soru 2. Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Boş kovan normal olarak dışarı atılır. B. Boş kovan dışarı atılamaz. C. Ateşleme hiç olmaz. D. Boş kovan atılır, yeni fişek sürülür. E. Silah çalışmaz. Cevabımız B şıkkı. Boş kovan dışarı atılamaz olacaktı. Soru 3. Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Fişek yatağındaki fişek yoktur. Fişek yatağında fişek yoktur. B. Fişek arızalı olduğu için ateşleme olmamış olabilir. C. Tetiğe sert basıldığı için ateşleme olmayabilir. D. İğne kırık olabilir. E. Şarjörde fişek yoktur. Cevabımız C şıkkı. Tetiğe sert basıldığı için ateşleme olmayabilir olacaktı. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir? A. Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir. B. Silah ölü bir noktaya çevrilir. C. Şarjör çıkartılır. D. Şarjör çıkartılır olan silah sökümüne geçilir. E. Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir. Cevabımız D şıkkı. Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir olacaktı. Soru 5. Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür? A. Günlük bakım. B. Haftalık bakım. C. Aylık bakım. D. Atış sonrası bakım. E. Periyodik bakım. Cevabımız D şıkkı. Haftalık bakım olacaktı. Soru 6. Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir? A. Harbi. B. Süngü. C. Cop. D. Yiv. E. Set. Cevabımız A şıkkı harbi olacaktı. Soru 7. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doğru verilmiştir? A. Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir. B. Takma işleminin genel kuralı yoktur. C. Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır. D. Önce şarjör takılır. E. Takma işlemi sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sırayla yapılır. Cevabımız E şıkkı, takma işlemi sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sırayla yapılır olacaktı. Soru 8. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? A. Tırnak çıkarıcı. B. Çıkarıcı kovan atma boşluğu. C. Tırnak çıkarıcı kovan atma boşluğu. D. Namlu, iğne, horoz. E. Şarjör, horoz, namlu. Cevabımız C şıkkı, tırnak, çıkarıcı, kovan atma boşluğu olacaktı. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? A. Alev gizleyen. B. Gez arpacık. C. Namlu. D. Sürgü. E. Şarjör. Cevabımız A şıkkı, alev gizleyen olacaktı arkadaşlar. Soru 10. Ateşli silahlarda iğnenin darbesiyle fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir? A. Çekirdek. B. Barut. C. Kovan. D. Kapsül. E. Kovan dip tablası. Cevabımız D şıkkı, kapsül olacaktı. Soru 11. Şarjörde fişek bittiğinde
Otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar? A. Yerine getiren yay pimi. B. Sürgü tutucu pimi. C. Yerine getiren yay. D. Rampa. E. Tırnak. Cevabımız B şıkkı, sürgü tutucu pimi olacaktı. Bu soru karışık olduğu için şıkları okumayacağım. Maddeleri okuduktan sonra direkt doğru şık okuyacağım arkadaşlar ama düşünmeniz için zaman vereceğim. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? 1. Kapak takımının çıkartılması. 2. Şarjörün çıkartılması. 3. Yerine getiren yayın çıkartılması. 4. Mandonun çıkartılması. 5. Tabancanın boşaltılması. Şimdi siz bunu sıralayın. Cevabımız A şıkkı, yani şöyle olacaktı. İlk olarak şarjörün çıkartılması, ondan sonra tabancanın boşaltılması, sonra kapak takımının çıkartılması, daha sonra yerine getiren yayın çıkartılması, en sonunda namlunun çıkartılması şeklinde olacaktı. Soru 13. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir? A. Namlu. B. Sürgü. C. Horoz. D. Yiv. E. Set. Cevabımız C şıkkı, horoz olacaktı. Soru 14. Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir? A. İyi nişan alan. B. Hedefi vuran. C. Silahını hedefe çabuk doğrultan. D. Kendi kurallarına göre atış yapan. E. Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan. Cevabımız tabii ki E şıkkı, güvenlik kurallarına uyarak atış yapan olacak. Soru 15. Sağ eliyle silah kullanan bir kişinin tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır? A. Hedefin altında. B. Hedefin üstünde. C. Hedefin ortasında. D. Hedefin sol kısmında. E. Hedefin sağında. Cevabımız D şıkkı, hedefin sol kısmında olacaktı. Soru 16. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Gruplaşma sol yukarıdadır. B. Gruplaşma sağ yukarıdadır. C. Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık. D. Gruplaşma sağ aşağıdadır. E. Gruplaşma sol aşağıdadır. Cevabımız C şıkkı, hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık olacaktı. Soru 17. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir? A. Gez ve arpacık bulanık, hedef net görünmeli. B. Gez ve arpacık net, hedef bulanık görünmeli. C. Gez net, hedef ve arpacık bulanık görünmeli. D. Gez bulanık, arpacık ve hedef net görünmeli. E. Gez ve hedef net, arpacık bulanık görünmeli. Cevabımız B şıkkı, gez ve arpacık net, hedef bulanık görünmeli olacaktı. Soru 18. Kalibre nedir? A. Namlunun uzunluğudur. B. Çekirdeğin namluda aldığı yoldur. C. Fişeğin çapıdır. D. Fişeğin uzunluğudur. E. Namlunun çapıdır. Cevabımız E şıkkı, namlunun çapıdır olacaktı. Soru 19. Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur? A. Vurulan hedefle meydana gelen tahribatın bıraktığı iz. B. İğne izi. C. Çıkarıcı izi. D. Tırnak izi. E. Fişek yatağı izi. Cevabımız A şıkkı, vurulan hedefle meydana gelen tahribatın bıraktığı iz olacaktı. Soru 20. Bir koruma görevlisinin kişisel araç gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? A. Silah ve gerekli mühimmat. B. Mevsime uygun diyecek. C. Kalem, not defteri. D. Pense, tornavida. E. Kelepçe, düdük, el feneri. Cevabımız D şıkkı, pense, tornavida olacaktı. Soru 21.
namlu içindeki girintilere ne denir? A. Yerine getiren yay. B. Ateşleme tertibatı. C. Gerdel. D. Set. E. Yiv. Cevabımız E seçeneği yiv olacaktır. Soru 22. Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere nokta 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 denir. Boş bırakılan yere uygun olan hangisiymiş? Bakın. A. Tırnak. B. Üst kapak takımı. C. Hazne. D. Namlu. E. Kabza. Cevabımız C şıkkı hazne olacaktı arkadaşlar. Soru 23. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere nokta 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 denir. A. Fişek yatağı. B. Süngü. C. Hazne. D. Yiv. E. Set. Cevabımız A şıkkı fişek yatağı olacaktı. Soru 24. Karşılıklı iki set arasındaki mesafe ne denir? A. Yarı çap. B. Çap. C. Namlu boyu. D. Çekirdek boyu. E. Atış mesafesi. Cevabımız B şıkkı çap olacaktı. Ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? A. Çekirdek. B. Kovan. C. Barut. D. Kapsül. E. Tırnak tutucu. Cevabımız E şıkkı tırnak tutucu olacaktı. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Sorunuz olursa yoruma yazabilirsiniz.